Kime bağırıyor yine o sırasız koca? Kapıcılara anneciğim, kapıcılara. Söyle ona kimsenin kalbini kırmasın. Hakkımı helal etmem. Ne söyleyeceğim anneciğim, koskoca adam. Ne anlatıyordum ben? Ay, Fehamet halalara gitmişsiniz anneciğim. Boğaz'a kandilliye bir akşam. Ne Fehamet halası kızım? Başka şey konuşuyorduk. Bunadın mı sen? Tövbe yarabbi. Vallahi Fehamet halaları anneciğim. Sus sus uydurma. Gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Baban gelsin, kırdırmazsan bacaklarını. Dört koldan para kazanıyor ahlaksızlar. Karısı çalışıyor. Şurada 5 kuruş ödemeden gül gibi evde oturuyorlar. Allah gözlerini doyursun. Akşamları da pilav satıyor. Üf. Hareket ordusundan haber var mı evladım? Gelmişler mi Selanik'ten? Hareket ordusu mu dedi? Yanlış duymadım değil mi? Ay efendim ah. Yine daldan dala konuyor. Bıktım bayılacağım. Öyle. Efendim anneciğim. Yemek yemiyor muyuz kızım? Acıktım. Allah Allah. Ne yemeği efendim? Daha şimdi kahvaltı ettik. Kahvaltı mı ettik? Ne kahvaltısı? Açım ben. Kandırıyorsunuz beni. Vallahi ettik anneciğim. Sabri Bey'in ölüsünü öpeyim ki ettik. Tövbe tövbe. Başka yemeğin bulamadınız mı efendim? Ah. Türkünsünüz utanmazlar. Görüyor musun Rüknettin? Bu kızımla damadım bir oldu, beni aç bırakıyorlar. Ağlayacağım vallahi. Sus aydaksız sen de. Allah günah yazmasın ama muhterem. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Yazı kışı birbirine karıştırdık. Ah ulan Nazif, şu sayısal lotodan bir şey çıksaydı taksicilik mi yapardın şimdi? Ah be baba, hiç kooperatifi de beklemeden alırdık evimizi peşin parayla. Ha. Üçte kaldık be kızım, bizdeki taleye bak. Geç kalıyorsun Nazif, okuyamadın mı ödevleri? Okuyamadım Aysel'cim, daha yarısı duruyor. Çıkacağım şimdi, artık gelince okurum geri kalanları. Bırak bana oğlum, okurum gerisini, işim ne? Sen de rahat edersin. Olur mu babacığım? Niye olmuyor sıfırcı Nazif Bey? Biz edebiyat öğretmenliği yapmadık mı? Biz bilmiyor muyuz Reşat Nuri'yi? Estağfurullah babacığım. Benden iyi biliyorsunuz da. Fazla not mu veririm? Bu çocukları ben tanıyorum babacığım. Fazla not, eksik not sorun değil. Hangisi oturur okur, hangisi ablasına, abisine yaptırır. Tamam ulan tamam, uzatma. Bana mı öğreteceksin hocalığı? Estağfurullah babacığım. Topla kağıtlarını, elimi sürmem. Sana yardım edelim dedik. Sağ ol babacığım ama olmaz. Yani sizin kağıtlarınızı ben okuyup not versem kabul eder misiniz? Hadi Nazifciğim, hadi uzatma, tamam? Hadi hadi yürü. Allah selamet versin. Konuşma benimle öyle şoför ağızlarıyla. Terbiyesiz. Tamam tamam. Hadi Aysel'cim hoşça kal. Hoşça kal canım. Allah'a ısmarladık. Elimi sürmem merak etme. Korkumdan görmemi istemiyorsundur. Kim bilir kaç öğrencinin canını yaktın yine sıfırlarla, buçuklarla. Baba yardım edecek misin? Ver kızım ver. Biz o öğretmenliğin ne olduğunu biliriz efendi. Aysel. Efendim baba. Kaç yılında verecek bu kooperatif evleri? 2002'de diyorlar. Oo, ölme eşeğim ölme. Ben göremem de kızım. Siz ağız tadıyla oturursunuz inşallah. Ay. Serpil Hanım kızım kızım diye saçlarını yolup ağlıyor bu senin. Vah vah, ağlamaz mı? Gitti o kız gitti. Dönmez artık. Dönmez Sevim, aynı fikirdeyim. Erkek dirisi olmuş o kız. Katil buluruz getiririz birader falan diyormuş ama. Rahat dur Cemil. Dön şöyle. Bırak şimdi katili matili. Perşembeye kadar nasıl yetişecek bunlar? Bak şu işe. Yetiştirir Sevim. Benim adım Cemil. Aklıma geldi. Geçen bayramdan yarım şişe ahududu likörü kalmıştı. Nereye koydun onu? Dön önüne Cemil. Ne yapacaksın ahududu likörünü şimdi? İçecek misin bu saatte? Kendim için değil Sevim. Bilirsin. Sevmem zaten. Şairlere söz vermiştim. Cemil durdurduğun yerde canımı sıkma benim. Hazır 3-5 sipariş aldık. Ruslarla bavul ticareti başlamış yine.
Şunları zamanında teslim edelim de rezil olmayalım tüccara. Tam zamanında yetiştirdiğim söz. Ben işten kaçmam. Benim adım Cemil. Tamam Cemil. Batıracağım iğneyi şimdi bir yerine. Tüh, bak nasıl unuttum. Çok ayıp oldu. Adam beni bekliyor. Kim? Muvaffak Hoca. Yazdıklarımı götürecektim de okuyacaktı. Tüh. Ne yazıyorsun sen? Roman yazıyorum ya Sevim. Nereye koymuştun Ağdudu likörünü? Bırak bu bayat numaraları. Dik dur, batıracağım iğneyi şimdi. Ne güzel yanıp sanıyordu, öyle bakıyordu. Niye kaldırtıyorsun camımızı baba? Kalkacak. İki aydır karşımızda. Yılbaşı çamı da değmiş. İstemiyorum bu evde öyle Hristiyan adetleri. Hristiyan adeti falan değil bu Davut, süs. Herkes yapıyor evinin bir köşesine. Çocuklar için. Bunlar mı çocuk Ulviye? İkisi de eşek kadar herif. Çocukuz biz baba. Kemiklerimiz daha tam gelişmedi. Küf. Anne bak eşek diyor bize. Bir ben sür ağzına. Lan yavrum, babalar hiç öyle bir şey söyler mi çocuklarına? Söyledi işte. Davutcuğum, sadece çocukların değil, Ayşe'nin bile hoşuna gidiyor bu süs. Öyle mi Ayşe? Gidiyor vallahi enişte. Bakıyorduk ne güzel. Nasılmış baba? Kaldırttın işte. Al. Kalkacak. Bağırtmayın beni. Söyle bakayım hayırsız. Ne söyleyeyim amca? Uyuyor musun? Burada ne konuşuyoruz? Ne amca? Tüh. Tüh. Uyuyor baba. Baksana möğe gibi. Al. Güzel konuş büyüklerle. Söyle bakayım hayırsız. 3 kere 3. 33 amca. Tüh. Eşek. Adam olmazsın sen. Olmaz baba. Tüh. Eşek. Eşek. Halis çok ayıp yavrum. Olmaz öyle eşek eşek. Babam söylüyor. Bu adamı da buraya mı koyayım abla? He? Kimmiş o adam? Noel baba Davut. Onun adı Nail Ulviye. Allah Allah, Nail mi? Onun adı Noel Davut. O demreli bir Türk Ulviye. Adı da Nail. Fakir fukara dostu Nail baba. Tövbe yarabbi. Bunu da ilk defa senden duyuyorum Davut. Açın da kitap okuyun biraz. Tarihimize bir bakın. Her şey yazıyor orada. Atma baba. Onun adı Noel. Al. Babalar atmaz, patlatır ben seni. Konuşma tertip. Amcamdan neyi bileceksin sen? Cahil cahil konuşmayın öyle, çarpılırsınız. Çemdik Davut. Nun binich also ungebildet ha? Das war Ulviye. Du solltest lernen. Es gibt nichts Davut, was ich zu lernen habe. Ich weiß alles. Tertip bak, Almanca konuşmaya başladılar. Bu saatte pek konuşmazlar ama. Ol. Terbiyeli ol. Söyle bakayım hayırsız. Kimmiş o? Nail baba amca. Hı. Aferin. Demreli Nail. Fakir fukara dostu. 6 kere 6. 66 amca. Tüh. Ah. Tüh. 36 salak. Ne bakıyorsun öyle mör gibi? Bekliyoruz Semra Hanım. Şeref verirsiniz fakirhanemize. İyi günler efendim. Cenab-ı abi. Bitti mi işin Cenab-ı abi? Bana mı seslendin İbrikçi? Semra Hanım geliyor Cenab-ı abi. Acele toparlanmamız lazım. Semra Hanım kim? Geçen gece tanıştınız ya abi barda. Yayın evi sahibi. Dans bile ettiniz. Yapma ya. Hiç hatırlamıyorum. Aman Cenab-ı abi. Nasıl hatırlamazsın ya? Senin şiirlerini basacak. Anlaşma imzalamaya geliyor kadın. Buraya. Evet. Rezil olur Zibrikçi. Şu evin haline bir bak yahu. Toplarız şimdi. O sana geliyor Cenab-ı abi. Evin önemi yok. Şu işe bak. O bana geliyor. Ben onun yüzünü bile hatırlamıyorum İbrikçi. Nasıl hatırlamazsın Cenab-ı abi? Aşık oldu o kadın sana kesin. Yanak yana dans ettiniz. Kulağına şiirler okudun. Yapma ya. Oo, biz zurna gibiymişiz ya. Bende film kopmuş. Anlat bana şunu. Güzel. Müthiş Cenab-ı abi. Uzun boylu, sarışın. Sarışın mı? Sarışınlara pek öyle merakım yoktur ama... Neyse, ne yapalım yani. Bana bak, yoksa geldi mi Semra Hanım İbrikçi? Olamaz Cenab-ı abi. Daha şimdi konuştuk telefonla. Evinde. Peki kim münasebetsiz? Bakayım. Bak bakayım. Bana bak, Halis'e söyle, resim falan yapmıyoruz bugün. Çok önemli bir iş görüşmemiz var. Hadi. Aa Cemil Bey, siz misiniz ya? Beni tanıyamadın mı? Tanıyamadım birden. Kapat kapıyı.
Ahududu likörü getirdim size. Ah Celil'ciğim, çok teşekkür ederiz ama önemli bir misafirimiz gelecek az sonra. Gelsin. Benim adım Cemil. Oturtamayacağız seni Cemil Bey. Kusura bakma. Hemen giyinip ortalığı toparlamamız gerekiyor. Toplayın, toplayın. Benim adım Cemil. Hem likörümü içerim, hem dikişimi dikerim. Ne yaptın İpekçi? Kapıyı omuzladı girdi Cenab abi, gördüm. Ne yapayım? Ben giyinene kadar ortalığı topla, bunu da sepetle canımın içi. Rezil olmayalım Semra Hanım'a. Paolo, ne yazıyor burada kızım? Okuyunuz. Yazınız. Oku bakayım. Ufuk, uyan. Aferin, hadi yaz şimdi. Aferin, okuyunuz, yazınız. Sen karışmasın aptal. Ne yazdın bakayım? Ufuk. Aferin. Sonra da Ümit uyan yaz. Bu akşam dedenle mi gideceğiz anne? Gideceğiz kızım. Boza alacakmış size deden. Hadi derslerinizi bitirin de. Banu yazıyor musun? Yazıyorum anne. Yaz aptal, okuyunuz, yazınız. Sus sen bakayım kıskanç. Ah baba da geldi. Oo anam. Dondum gül, bu ne soğuk. Gitti mi Adem? Gitti. Hesabı kestik. Öyle bakıyor domuz perdenin arkasından. Gözü çıksın. Cafer ne yapıyorsun sen? Uzanacağım. Biraz şuraya gül. Dokunmayın bana. Olmaz orada Cafer. Yatacaksan aşağıya in. Bu iyi bu. Bunun keyfi hiçbir yatakta yok. Babacığım, babacığım. Baban dondu, dondu. Of. Okuyunuz, yazınız, okuyunuz, yazınız. Aslı'dan haber var mı? Yok, daha gelen giden. Of anam of. Kemiklerim kırılıyor. Hadi bakayım dersinizi çalışın. Ses istemem. Uyuyacak babanız. Abacı bak. Sakın Sami Bey amcaların balkonun altına çüş yapma. Bir görürse Aile teyzem gıcık tutar sonra. Aa ne tatlı. Ali merhaba. Merhaba Alice. Görüşemiyoruz. Nasıl gidiyor resim dersleri? Sıtkı amcalarda çok çalışıyorum ama ben ressam olamazdım. Ne olur musun? Tesisatçı. İyi iş Alice. Parası da güzel. Sevgilim de öyle diyor. Seninki de çok tatlı, pembe pembe. Duymasın bozulur Alice, yavaş. Canım benim, adı ne bunun? Abadi. Öperim ben onu. Öp, öyle yumuşak yumuşak. Aslı evden kaçmış. Kaçmış mı? Nereye? Sevgilisine, galiba Bolu'ya. Çılgın. Zeynep hadi. Halis görüşürüz. Görüşürüz, çüz. Şöyle bir köpeğim olsa yerim. Ben de seni yerim. Ne güzel gözlerim var. Hoşça kal. Güle güle. Öpücük yolladı bana, ne tatlı. Halisciğim. Aa Türkan teyzeciğim. Bugün pazar, niye geldin? Birkaç rapor unutmuşum muayenehanede Halisciğim. Yarın hastanede lazım da onları almaya geldim. Abadi, nasılsın yarımı? İyi Türkan teyzeciğim, öpeyim. Neler yapıyorsun bakalım? Ne yapalım? Dün sinemaya gittik derdimle. Aferin. Aşk filmi ama öyle erotik falan değil. Çok güzel kadın. Havuza falan giriyor öyle bikiniyle. Sevgisiyle sarılıyorlar öyle. İyi hadi anlatırsın sonra, da... sonra görüşürüz. Tüz. En güzel yerinde kaldı. Gel hadi. Bahçeye çiş yapılmaz. Aile teyzem görmesin. Kriz tutar sonra. Yazdın, oku bakayım. Kaya koş. Yeşim, sana mı sordum kızım?
Banu sen oku bakayım. Kaya koş. Bunu da oku. Bayram geldi. Oku aptal oku. Sensin aptal. Türkan abla, toparlan kızım. Ah, siz burada mıydınız? Kusura bakma Türkan abla. Kızlar aşağıda sıkılıyor, ders yapıyorlar da. Çalışsınlar, çalışsınlar, zarar yok. Ben hemen raporlarımı alıp gideceğim zaten. Olmadı bu şimdi. Cafer! Şişt, Cafer kalk! Aha, o da mı burada? Pilav arabasını temizlediler Adem'le dışarıda. Üşümüş. Cafer kalk, Türkan abla geldi. Anam, Türkan Hanım mı dedin? Buyurun. Salak salak bakın böyle ama değil. Bekleyemem seni. Yaptın çişini kakanı. Bitti. Yürü hadi. Eve gidiyoruz. Bakar mısınız? Bu ne böyle? Bu sokakta 5 numarayı arıyorum. Neresi? 5 numara mı? Ben de orada oturuyorum. Cenap beyleri arıyorum. Tanıyor musun? Çok iyi tanıyorum. Allah, o ne gözler. Götüreyim mi size? Gel. Gel hadi. Köpeğim var ama. O da gelsin. Uzakta mı? Çok uzak sayılmaz. Bu ne böyle? Burası mı? Burası. Çok yakınmış. Kesirmeden getirdim size öyle yumuşak yumuşak. Buyurun. Kaç numarada oturuyor Cenap Beyler? 6 canımın içi. Ne dedin? Yok bir şey. Göstereceğim. Siz zahmet etmeyin. Ben çalarım sizi. Buyurun. Cafer amca! Cafer amca! Açar mısın? Üşütmeyelim misafirimizi. Buyurun. Cafer amcacığım, asansör burada mı? Çağırırız tertip. Bu ne telaş? Buyurun. Tamam, tamam. İyi günler efendim. İyi günler. Kim aradınız? Hanımefendi Cenap amcalara geldi. Öyle mi? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Apartman yöneticimiz Sabri Bey. Karısı Aile teyzem. Merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Sinirlenince hep böyle tutar Aile teyzemi. Sapık. Karıştırmasana şimdi onu bunu tertip. Asansör hazır efendim, buyurun. İş görüşmesi için mi geldiniz hanımefendi? Buyurun hanımefendi. Size ne efendim? Ne görüşmesi ise görüşmesi. Sevgilisi teyzeciğim, sevgilisi. Anam, buyurun. Nesi dedi efendim, anlamadım. Ne oluyorsunuz efendim kapıcının yanında? Kendinize gelin ha. Ne dikiliyorsun sen de orada? Laf mı dinliyorsun? Ne lafı efendim? Tövbe. Yürü hadi yürü. Cemil'ciğim hadi öpüyorum yanaklarından. Misafirimiz her an gelebilir. Benim adım Cemil. Gelsin. Hadi, yiyecek hadi. Miyiz misafirimizi? Çek elini üstümden. Ah. Hadi. Ve geldi. Vallahi geldi. Hadi. Bak yine unuttum. Neydi adı iblikçi? Benim adım Cemil. Seni sormadım canımın içi. Semra Cenab abi. Yanlış bir şey söyleme sakın, rezil oluruz. Asla unutma birbirci Semra, Semra. Aç kapıyı. Sıtkı Bey amcacığım, bak kimi getirdim size. Merhaba. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Cenap. Yahu Esma'cığım hoş geldin, nasılsın? Esma mı? Kim o Esma? Semra Hanım, Cenap abi, Semra Hanım. Şaka tabii canım. Cenap Bey'i tanımadın mı yoksa? Seni nasıl tanımam Semra'cığım, canımın içi aşk olsun. Hoş geldin yavrum. Mukabelen çantamda Cenap. Öyle şartları mi? Konuşalım istersen. Konuşalım canımın içi. Konuşun konuşun, biz yabancı değiliz. Ne tatlı sarılıyorlar birbirine değil mi Cemil amca? Sıcak sıcak. Hadi Halis. Hadi yürü al köpeğini de. Ne işin var senin burada? Çıkmıyorum bana ne? Senin ne işin var? Halis bağırma. Bak
Hadi hadi, iş konuşacaklar baş başa. Baş başa mı, ne tatlı. Öpüşe koklaşa. Hadi 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 hadi. Hadi be. Buyur canımın içi. İşte bizim dünyamız canımın içi. Terziyle çılgın kocası, Almancı dostlarımızın göğüs meraklısı oğulları. Gösterdiğiniz anlayışa çok teşekkür ederim. Cenab-ı abim de öpüyor yanaklarınızdan. Hadi güle güle, hadi. İtme öyle. Benim adım Cemil. Yedik sanki misafirinizi. Adımı mı atmam bir daha evinize? Oh be Cemil amca, ne kadın. Böyle böyle göğüsler. Aşık oldum galiba. Otur. Şunu içeyim, bize gideriz. Onların evine kalmadık. Sevime de yardım ederiz. Çok dikiş var. Dikeriz Cemil amca. Çarpıldım. O ne dudaklar. Gözleri Sharon'ınkinden bile güzel. Sharon? Sharon Stone. Teşekkür ederim. Her hafta sonu bir yere gidiyor bizim patronlar. Bize gelince para yok ama. Siz ne yapıyorsunuz? Hiç, ne yapacağız Ergun Bey? Evde oturuyoruz. Bazen arkadaşlar geliyor. Ne yapacaksınız başka? Biz de öyle. Televizyona bakıp duruyoruz. Aa! Rengi de harika. Çok teşekkür ederiz. Sahi beğendin mi? Rengini beğenmediysen hemen değiştirelim. Bizde 3 takım daha var. Gazeteden kuponla aldık. Bizde de var 2 takım Ergun Bey. Bu rengi yoktu. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bir şey değil efendim. Evimiz küçük diyorsunuz ama hiç de öyle değil. Daha ne olacak? Alt tarafı bir karı koca. Neyse, sen nasıl buldun? Çok güzel. Güle güle otursunlar. Ne kadar kirası? 110 milyon. Vay anam vay. Duyuyor musun Melike? Darısı başına kızım. Ev kiraları can yakıyor. Zengin birini bul da bari evlen. Aman baba. Demet. Efendim Ergun Bey. 600 milyon mu almışsınız bu oturma takımını? Evet Ergun Bey. Kazıklamışlar sizi. 600 milyon ne var şunda kızım? Daha taksitleri de bitmedi Ergun Bey. Ödüyoruz. Duydun mu Melike? Duydum babacığım. Ha, ona göre işte. Evlenirken ben... Aa, Abbas efendiler geldi. Hah, geldiler. Aman ha, yanlarında patron hakkında hiçbir şey söylemeyin. Hemen duyururlar patronlara. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle oturun. Abbas abi, ver bana paltonu. Ne kelime babam, affedersin, ben asarım. Ayakkabılarını da çıkarma. Biz de şirketin temizliğini bitirdik Abbas'la, oradan geliyoruz. Sana bir şey soran oldu mu şimdi Hacer Hanım? Sus, içeride konuşursun. Versene bacımın hediyesini. Veriyorum ayol, sabret azıcık. Sen de iki kelime konuşturmazsın insanı. Ah, ne zahmet ettiniz Hacer Hanım. Ne zahmeti bacım, buyur. Ah, ne güzel olmuş evleri. Aa, Ergun Beyler de buradaymış. Hoş geldiniz Hacer Hanım. Temizlediniz de şirketi. Pırıl pırıl oldu valla. Ne haber canım? İyilik, hoş geldiniz. Maşallah Abbas Bey, kıymışsınız paraya. Ne getirdiniz çocuklara? Getirdik müdürüm işte, kesemize göre bir şeyler. Merak mı ettin? Açıyorum. Aa. Aa, aynısı. Aa, vallahi aynısı. Kopya çekmiş gibi. Siz de mi gazete kuponunu aldınız Hacer Hanım? Niye sormadan aldın Hacer Hanım, affedersin. Bak, müdürüm de aynısını almış. Ay, ben ne bileyim. Ay, ay çıldıracağım, vallahi çıldıracağım. Bari bir haber alsak. Cep telefonu cevap vermiyor mu kız? Yok anam, devamlı kapsama alanı dışında diyor. Ay, ne oldu bunlara? Ne olacak kız? Aa, Allah göstermesin. Getirme aklına öyle kötü şeyler. Deli misin? Kes ulan sen de, got got got. Aa, fenalık geldi. Zaten herkesin canı sıkkın. Fırlatıp atarım şimdi seni pencereden ha. Ay. Kızım, üzme böyle anneni babanı. Perişanlar bak. O kadın iki gündür ağlıyor. Perişanız canım abicim. Bak şu ellerimin haline. Sıkıvereceğim bir kurşun o şerefsize. Tak bir tane de kendime. Sakin olun birader. Konuşuyoruz. Taktık yok. Bu senin kızın. Apo'yu teslim almadık. Hasta etmeyelim vatandaşı. Özür dilerim canım abicim. Elimde değil. Soranlara kızım evden kaçtı mı diyeceğim ben şimdi? Aşık olmuş o şerefsize. Tak. Tamam, anlaşıldı. Keş taktıkları birader. Kızım, o çocuğun ailesinin ne olduğu belli. Uluslararası dolandırıcı bunlar. Kasetleri elden ele dolaşıyormuş. Dolaşıyor canım abicim.
Bizi yakacaklar, 50 kere söyledim. Tek rica ettim. Böyle bir aileye nasıl gelin gider benim kızım? Öldürürüm şerefsizim ikisini de. Bak gene nasıl ağzım kurudu ya. Afiyet olsun birader. Sen ne işiyorsun öyle? Kola canım abicim. Bana o pek kola gibi gelmedi birader. Bir saattir çekiyorsun vapurayı. Kelek vermiyorsun vatandaşa. Yok canım abicim, ne keleği? Estağfurullah. Allah Allah. Vallahi hiç farkında değilim. Kim koymuş vodkayı bunun içine ya? Çektim eşini arabayı kenara bana birader. İçiyorsan içiyorsun. Yoldayız. Hastalıklı vatandaşı. Hadi bakalım buraya kadar, geçmiş olsun. Sağ ol abi, gördük seni. Aa, Nazan teyzeler. Şükrü Bey'den döndüler Sevin. Görüyor musun bizim apartmanı? Kim geldi, kim gitti anında. Hadi hoşça kal, görüşürüz. Ali sevgilisi de gitti Nazan teyze. Öyle mi? Beklememiş annesini bak. Öyle Nazan teyzeciğim. Çok tatlı sevgilisi var. Hadi oğlum, görüşürüz, eyvallah. Güle güle abi, selam söyleyeceğim dedim. Hadi Şükrü. Öpüyoruz. Tamam. Sağ ol, güle güle. Şükrü Bey, nasıl geçti tatil? Fena sayılmaz. Kavga falan etmediniz inşallah. Yok yok, iyiydik. Evet tamam, Sabri Bey'le ailem de çıktılar karşılamaya. Yürü Şükrücüğüm, takılmayalım kimseye. Buyurun, iyi günler. Sağ ol Caferciğim, öpüyorum yanaklarını. Oo Şükrücüğüm, hoş geldin. Hoş bulduk Cerapcığım. Hoş geldiniz. Nasılsınız hanımefendi? Teşekkür ederim, siz? Çok mutluyum efendim. Biz de bugün Semra Hanım'la mukavele imzaladık. Kendisi büyük bir yayın evi sahibi. Kitabımı basacak efendim. Öyle mi? Kutlarız. Ne güzel. Görüşmek üzere. Hah, bir gece bunu kutlayalım canım içi. Davetli mi olur? Oluruz canım içi, oluruz. İyi günler. İyi buyurun. Günler. Cerap Bey amcacığım, biz buradayız. Güle güle. Şu göstere bak Cemil Bey amca. Şş, Halis aslanım, annen seni arıyor. Gelmiyorum bana, benim adım Halis. Benden söylemesi. Aşık oldum ben buna galiba Cemil amca. Hadi hadi. Ah anneciğim, geldiniz mi? Nasıl geçti tatil? Ummadığım kadar iyi. Oo, babacığım. Kızım özlemişim. Yalnız mısın? Yalnızım baba. Ali ile Zeynep az önce gittiler. Onu Halis söyledi. Aydın? O da babasıyla görüşmeye gitti. Ne görüşecek? Radyo işini. Hala düşünüyor mu? Düşünüyor herhalde. Herhalde mi? Konuşmuyor musunuz bunları kızım? Bilge, kavga mı ettiniz yoksa? Ama şurada iki gün sizi yalnız bıraktık. Çöf 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 çöf. Tren geliyor bak. İyi ki annemle hele gitmemişiz Özge. İyi ki Cem. İki gün yalnızlığın tadını çıkardık vallahi. Ben dinlendim. Ben de. Geldiler. Özgürlük bitti. Su, dedeler geldi kızım. Gel bakalım canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vay leylek oğlum, evde misiniz? Baba annesi gelmiş. Evdeyiz baba, bir yere gitmedik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk. Canım Su, bak baba anne geldi canım. Özgeciğim nasılsın? Teşekkür ederim, siz? İyi, bomba bomba. Babaanneciğim hoş geldiniz, nasılsınız? Dinlendim oğlum sayenizde, sağ olun. Siz ne yaptınız? Ne yapalım, oturduk evimizde. Bir yere gitmediniz mi? Hiçbir yere gitmedik anne. Annen hiç aramadı mı Özge? Aramadı. Oh oh. Ne güzel baş başa kumlular gibi ha? Gel benim canım, gel benim bir tanem. Oy canım.
Bak sen şu utanmazlara. Bir telefon açıp da nasılsınız diyorlar mı? Anladın mı şimdi ne mal olduklarını Nimet? Onlar senin paran için yüzüne gülüyorlar da paran. Umutları bitince ne selam ne sabah. Hep o leylek damadın manevraları bunlar Raşit. Benim kızım arar yoksa. Öyle vicdansız değildir. Unut Nimet. O da artık onun dümen suyunda. Sıcaklık bekleme. Allah boyunu devirsin o leyleğin inşallah. Sen yine bana göz mü kırptın? Yo. Kırpmışsam da farkında değilim vallahi. Sana da bir havalar geldi son günlerde. Ne havası Nimet? Milletvekili havası. İki saattir bir kravata karar veremedin. Giyim kuşam siyasette çok önemli Nimet. Seçmene güven vereceksin. En küçük fazla sandık dışı olursun vallahi. Anladık anladık. Üç aydır sandıkla yatıp sandıkla kalkıyoruz. Yetti. Kimler geliyor şimdi bu yemeğe? İl teşkilatının önde gelen yöneticileri, milletvekilleri, eşleriyle. Aman Nimet'ciğim çok dikkatli olmamız lazım. Ben ilk defa mı böyle bir toplulukta yemek yiyorum tahta kafa? Ha? Şimdi vazgeçerim gitmem. Kalırsın düdük gibi açıkta. Aman Nimet. Şu seçim kampanyası bitene kadar kenetlenmemiz lazım birbirimize. Seçmenin gözünde çizeceğimiz aile imajı çok önemli. Bak yine göz kırptın. Aa, göz mü kırptın? Evet, seçmenin gözü derken. Mahsus mu yapıyorsun tahta kafa? Kovarım vallahi şimdi seni. Yemeğe falan yetişemezsin. Dilek niye gelmiş pazar günü bize Ahşenge? Gelmiş oğlum ne bileyim. Babanlarla konuşuyor bir şeyler ama. Beni şikayete mi geldi yoksa? Babamın yüzü asık mıydı? Yo. Annemle Almanca bir şeyler konuşuyorlar mıydı aralarında? Yo. Sen de ne sorsam yo. Halis mi canını sıkıyor yoksa kızım? Ondan mı ayrılmak istiyorsun işte? Açıkçası bazen sıkıyor ama ondan değil valla. E ne peki Dilek? Başka iş mi buldun? Yok canım. İş de yok zaten arasam bugünlerde Ulviye teyze. Herkes çıksa da yerine ben girsem diye bakıyor. Öyle kızım. Zaman kötü. Bana kalırsa sık dişini biraz daha. İyi bir iş bulana kadar. Halis de çok üzülecek şimdi bunu duyunca. Biliyorum. En doğrusu söylemeye de utanıyorum ama... Söyle yavrum, bize her şeyi söyleyebilirsin. Evim dükkana çok uzak. Aldığım paranın neredeyse yarısı yola gidiyor. Aa, zam istiyorsun. Heh, geldi. Dilekciğim hoş geldin. Hoş bulduk Tertip. Niye geldin sen şimdi? Kötü bir şey mi söyleyeceksin yoksa? Anne. Kötü bir şey yok yavrum. Yalnız... Ne yalnız? Bizden aldığı para yetmiyormuş kıza. Ayrılmak istiyor işte. Ayrılmak mı? Olmaz. Demedim mi sana Ayşe yenge? Al işte. Niye gelsin yoksa Dilek pazar günü buraya? Sen de gönderecek misin kızı baba? Nan yavrum. Zam yapacak baban aylığına. Ha? Zam mı? Zam baba. Duydun mu Ayşe yenge? Ne tatlı. Hanım çatladı kıskançlıktan Gül. O kadını Cenap Bey'le kol kola görünce. Çatlasın çatlayasıca. Cafer. Heh, yine tünemiş baykuş. Buyurun. Nereye gidiyorsunuz? Kayınbabamlara. Boza içmeye davet etti bizi. Sarı leblebiyle. Oo, bize haber vermek yok mu? Allah Allah. Sen kimsin de sana haber verecekler? Yürü kızım. Ben de katilleri bekliyorum. Aslı'yı bulmuşlar. Anam, bulmuşlar mı? Sedat Bey vuracağım diyordu. Nerede onda o yürek? Benim kızım kaçacak ki. Atma, atma. Ay, evlerden uzak yürü Cafer. Anam, katil. Katiller geldi Sevim, koş. Geldik Sayın abim. Şamata yok. Vatandaş durmaya koydu. Hoş geldiniz. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar koçum. Yavuz Bey nerede buldunuz? Nereye kaçmış? Soru yok Sayın abim.
Vatandaşı hasta etmeyelim akşam vakti sorularımızla. Bulduk geldik o kadar. Tamam. Şerefsizim şimdi soru soranı tak indiririm camının çerçevesini aşağıya. Zaten çıldırmak üzereyim. Kes şu taktikleri birader. Manzara olmayalım vatandaşa. Evlendirin siz o kızı artık. Evlendirin. İfle olmaz. Bitti. Oh, Allah! Şimdi ben bunun camının çerçevesini indirmezdim canım abiciğim. Bırak. Anam hak etti ama. Ağır ol birader. Yorum yok Sayın abi. Biz aldık geldik. Gerisine anası babası karar verir. Yürü kızım. Tabii efendim, tabii. Kusuruna bakmayın siz onun, sarhoş. Ne dediğini bilmiyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk komşum. Uzatmayalım, geldik. Soru yok, yorum yok. Tabii efendim, tabii. Artık ne denir? Allah bildiği gibi yapsın. Buyurun. Buyurun. Hadi kız gezin aydın. Geldiler işte. Ağlama artık. Ah geberseydi de gelmeseydi keşke. Komşularıma ben ne diyeceğim şimdi? Rezil oldum. Aman büyütme o kadar kız. Ne var bunda? Zamanında biz de kaçtık. Kaçtık kaçtık geldik. Sana bir şey söyleyeyim mi kız? Bu kısmet meselesi. Bak sonunda benim de kısmetime bu katil çıktı. Aman. Ah geldiler. Otur şöyle. Gelmez olsun kör olasıca. Kız bak ölümü gör bir olay yaratırsan. Tamam. Açıyorum. Tamam. Defol lan sen de ayak altından got got got. Babanın kokusunu mu aldın ne? Aha geldiniz mi kız? Görüyorsun geldik ablacığım. Olay yaratmayalım. Kötü söz yok, gözyaşı yok tamam mı? Olduk zaten vatandaş olacağımız kadar reklam. Tamam kız hoş geldin dedik. Ne bakıyorsun öyle katil gibi? Al kızını Serpil. Hayrını gör ben bittim. Geldin ha ahlaksız. Allah kahretsin seni. Ben şimdi cımbızla yolmaz mıyım ha? Yolmaz mı ya? Ne yapıyorsun? Dur. Ay fena oluyor. Bayıldı kız bu. Ben de bittim canım abicim. Yaşayamam bundan sonra. Bakamam kimsenin yüzüne. Tak öldüreceğim kendimi ya. Bırak. Birader hop. Ana birader. Kendine gel Fatih'e yaratmayalım. Rıha Muhtar haberleri gibi. Yaşayamam canım abicim. Bırak tak öldürmek istiyorum kendimi. Gel bak abicim. Kız bu da gidiyor. Bırak dur, beni. Dur. Kız atla sen bir dondun kaldın orada öyle. Kıpırdama. Hey maşallah. Mahallemizin muhtar adayı. Şöyle bir babanız olduğu için yatın kalkın Allah'a şükredin aslanım. Bu aile onun sayesinde böyle dimdik ayakta. Birleştirici, yapıcı, istikrarın sembolü baba. Sen kesin seçilirsin enişte. İnşallah. Yağ var, bal var. Ne yiyorsun sen? Leblebi aldım birkaç tane enişte. Bozaya hazırlık. Nerede anneniz? Söyleme şöyle baba. Oho. Bizim annemiz mezarda. Bana öyle kaşlarını kaldıra kaldıra cevap verme iblis kırarım boynuzunu. Ya aslanım üzmesenize babanızı. Böyle hepimizin birlik olacağı bir günde. Mutfakta deseniz günaha mı girersiniz? Sen de söyleme şunu enişteme. Bozuluyorlar. Çocukları bekliyoruz Hüseyin. Elleme şunu. Ne pis boğazsın. Ondan değil. Bu boza kabarıyor böyle enişte. Fazla bekletilmez. Onlar da gelemediler. Ne de güzelmiş ha. Kesene bereket. Heh, ablamlar geldi. Hadi açın kapıyı. Oo Yusuf abi. İyi akşamlar. Gel buyur. Cümleten iyi akşamlar. Ne o elindeki? Boza getirdim size. Bir de uğrayayım dedim. Hoş geldin. Gel buyur otur şöyle. Bu da mı geldi? Duydun tabii Halil Bey'in muhtar adayı olduğunu. Ay öldüm vallahi yorgunluktan. Onca kişinin yemeği, bulaşı. Öf. Biz de Gülsümleri bekliyoruz. Gelmediler mi daha? Ne çağırdın şunları be enişte? Şurada ne güzel seçim kampanyamızı konuşacaktık. Konuşuruz yine. Yabancı mı onlar? Kızımız, torunlarımız. Aman aman. En küçüğü Kızılcık Şerbeti. Bak gör şimdi ölmüşlerdir hasetlerinden. Bu da güzelmiş enişte. Bırak şu bozayı Hüseyin. Sabırlı ol biraz. Çocukları bekliyoruz. Şöyle ucundan tadına baktık enişte. Kim içecek bu kadar bozayı? Şişerler vallahi. Hah.
Geldiler, açın kapıyı. Aman, şimdi atarlar bir fit ortaya, tadımızı kaçırırlar, görürsünüz. Vallahi doğru söylüyorsun işte. Bunların da kavgacılık da üstüne yok ha. Laf çıkarmayın Hüseyin, ağız tadıyla bozamızı içeceğiz şurada. İyi akşamlar. İyi akşamlar, aldınız mı bozayı? Hem de kişi enişte. İyi akşamlar. Oh, leblebiyle de ne güzel gider. Oh. Allah seni başımızdan eksik etmesin babacığım. Muhtar oluyorsun ha? Hadi hayırlısı. Bir iş var, yardım edin desek tövbe. Ama yemeği içmeyi duyunca koştura koştura gelirsiniz değil mi? Ne dedin sen? Biz buraya yemeği içmeye gelmedik Sultan Hanım. Babamızın evine geldik. Öt, kaldırmayın beni yerimden. Kapıdan girer girmez başlamayın hemen kavgaya. Ya hakikaten kurulmuş zenderek evet. Gibi girer girmez. Sen şu karının söylediklerine baksana baba. Ne söyledim şimdi ayol? Aa, kavga çıkaracak yer arıyor kadın. Kim arıyor acaba? Kesin şu lafı. Bağırtmayın beni. Neyse Gül, bağırtmayın babanı. Hadi elini öp. Leblebiler de sıcacıkmış. Öpeyim babam. Şuna hemen atlama aslanım. Herkes yiyecek. El öpenlerin çok olsun kızım. Hayırlı olsun babacığım. Sağ ol kızım. Hoş geldin Cafer. Hoş bulduk bakkal efendi. Şu bozayı da rahmetli anacığım ne severdi bol tarçınlı. Vallahi zorla laf istiyor bu kadın. Şimdi anasını danasını karıştırıyor ki beni delirsin. Bana bak Sultan Hanım, ölmüş anacığımı ağzına alma. Vallahi saçını başına yok. Baba dokunmayacaktın şu Nazif'in kağıtlarına. Gelecek söylenecek şimdi. Bakıyorum kızım şöyle. Dokunmadım. Ne diye söylenecek? İnsafsız senin bu kocan, insafsız. Şu notlara bak. 34,5 vermiş çocuğa. Ulan bari 40 ver be. Ah vallahi vallahi geldi. Topla şunları istersen baba. Gelsin. Toplamam. Gizli bir iş yapmıyorum ki kızım. Aç kapıyı hadi. Hoş geldin canım. İyi akşamlar Ayşe'cim. Dur öpeyim. Ay, öpme. İyice kaptım şifayı. Ulan Nazif, bu çocukların ahı tutuyor seni. Ay, ne yapıyorsunuz babacığım? Bakıyorum. Ay, inşallah not falan vermediniz. Yazık yazık. Senin iki yakan bir araya gelmez ulan. Sıfırcı. Şu çocukların yerinde olsam... ben de beddua ederim sana. Karabiber tartar gibi not veriyorsun. Elin titriyor be, tüh. Sen bu gidişle nezleden de kurtulamazsın, öksürükten de. Heh, doğru. Git hadi yat, görmesin gözüm. Ben o ödevleri okumadan yatmam babacığım. Bırakır mısınız lütfen? Buyurun, Sıfırcı Nazif Bey. Öksüre öksüre yakın memleket evlatlarını. Çekil şundan. Bilge biz yatalım mı? Yatın tabii anne, yorgunsunuz. Yoldan geldiniz. Sen ne yapacaksın? Aydın'ı mı bekleyeceksin? Yok, anahtarı var. Bir şey mi geçti aranızda kızım? Soruyorum cevap vermiyorsun. Yok bir şey dedim anne. Niye gelmedi o zaman bu çocuk? Babasıyla konuştuysa konuştu, bitti. Ne işi var dışarılarda bu saate kadar? Bilmiyorum. Var bir şey aralarında canım, olmuş bir şey. Ha işte geldi. Bu onun çalışı. Ali de olabilir. Oo. İşte. Gezici kuşlar geldiniz mi? Hoş geldin bakalım. Hoş bulduk babacığım. Hayrola birini mi bekliyorsunuz? Enişteni merak ettik de. Gelmedi mi daha? Gelmedi. Bir şey mi var? Ablan da bir şey söylemiyor. Var. Ne oldu? Kırıldı biraz ablama. Zeynep de vardı, yanımızda kavga ettiler. Kavga mı? Bak nasıl anladım hemen. Ali, abla, sen burada mıydın? Sen çok terbiyesiz bir çocuksun. Ne yetiştirdin şimdi, bunları çok mu lazımdı? Utanmıyor musun gelir gelmez üzmeye insanları? Tamam. Mesai başladı. İki gün kafamızı dinledik. Ben ne yaptım? Boş bulundum. Tam gevezelik.
Ablam haklı. Pat diye. İnsanlar yoldan gelmiş. Bu eniştem de fazla hayal peşinde.